Sizi kısa bir şekilde tanıyalım. Adım Mustafa Düdükçü. Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi Yüksek Spor Yüksekokulu mezunuyum. Öğretmenlik bölümü. Sporun birçok branşıyla ilgileniyoruz. Amatör olarak, gönüllü olarak, bazılarıyla profesyonel olarak ilgilendik. Artık profesyonel yapmıyoruz ama keyif almak için, eğlenmek için yapıyoruz. Kaç yıldır bisiklet sürüyoruz? Nasıl başladık bisiklete? Yani her çocuğun merakı gibi, sevdası gibi biz de küçük yaşlarda, yani 5-6 yaşlarda başladık binmeye. Yaklaşık bir 35 sene falan olmuştur herhalde. Bisiklete biniyoruz. Kimi zaman yarışmacı olarak bindik, kimi zaman gezmek için, kimi zaman keşif için bindik. Yaklaşık bir 35 senedir biniyoruz. Bisiklet sizin için ne mana ifade ediyor? Yani bisiklet iki teker bizim için, şansım için bir özgürlük ifade ediyor. O rüzgarın yüzünü yalaması, o rüzgara karşı gitmek ya da giderken rüzgarı hissetmek bir özgürlük hissediyor. Evet, bisiklet size çok ifade etti ama diyorsun kelimelere sığdıramıyorum ben bunu. Diğer sporlardan ayrılan en büyük özelliği nedir bisiklet? Yani biraz önce de dediğim gibi o rüzgarı hissetmek yüzünde, rüzgara karşı gitmek, o rüzgarın vücudunda hissettirdikleri endorfin diğerlerinden ayırıyor biraz daha benim için. Daha özgür, işte insanların uçmayla alakalı bir merakı vardır ya da uçmaya bir eğilimi vardır. O kuşlar gibi olmak, özgür hissetmek kendisini. Benim için de bisiklet bir nevi o aslında. İki tekerle olmak bir nevi özgürlük aslında. Şimdi az önce özgürlükten bahsetmiştiniz de tabii güzergahlar değişik değişik güzergahlar var. Biraz daha oralara gidelim, olayı yaşıyor gibi aksettirelim. Ormanda binerseniz kuş sesi, sahilde binerseniz dalga sesi. Kısacası bisiklet binerken hissettiklerinizi tekrar şey yapıyorum ama biraz daha vurgu yapmak istiyoruz. Yani tabii ki bisikletle bindiğiniz güzergaha yola göre hissettirdikleri değişiyor. Dediğiniz gibi bir ormanda bindiğinizde ağaçların içinde olmak, İşte bu kuş sesiydi, işte diğer haşerattı, diğer canlıları görmek, onlarla beraber hareket etmek, onlar gibi doğanın içinde olmak ayrı bir keyif. İşte gökyüzüne bakmaya çalıştığınızda ağaçları görmek, yeşillikleri görmek ayrı bir keyif. O toprak yolda gitmek, stabilize yolda gitmek ayrı bir keyif. İşte bir deniz kenarında, bir sahilde gitmek ayrı bir keyif dalga sesleriyle. O denizin kokusuyla gitmek ayrı bir keyif. Bireysel ve toplu halde biniyorsunuz bisiklete? Yani bazen bireysel, bazen de toplu halde bindiklerimiz oluyor. Bu bazen keşif için toplu halde bindiğimiz, bazen bireysel olarak bir keşif için, bir yerleri tanımak için ya da bir yerlere gitmek için bir oluyor. Bir de bireyiz toplu dedik de sosyalleşme açısından herhalde güzel aktiviteler var. Yani bisikletle birlikte, sporda, diğer branşlarda olduğu gibi sosyalleşme, yeni arkadaşlıklar edinme, yeni yer görme gibi yeni arkadaşlara gidin. Kesinlikle doğru. Yani bisiklet vasıtasıyla tanıştığımız arkadaşlıklarımızı ilerleterek dostluk, kardeşlik boyutuna getirdiklerimiz dahi olmuştur. Bunlar bir bisikletle bir yerleri keşfe gittiğimiz süreçte oluşan bir arkadaşlık, dostluk sonucunda yarenlik haline dönüştürdüklerimiz de oldu. Bu iki tekerle oluşan şeyler oldu aslında. Bunun bahanesiyle, bunun sebebiyle oldu. Sadece bir yerleri keşfe değil, insanların birbirini de keşfi için çok etkili olabiliyor bisikletlerle bir yerden bir yere gitmek, seyahat etmek, yolculuk etmek, yola gitmek. İnsanları tanımak için de bir bahane olabiliyor aslında. Sadece bisiklet insan sağlığı için etkilemiyor. Oraya geleceğiz de. Yani sosyalleşmek artı, gittiğiniz yeni yerler keşfi, şehirler görmek.
ormanlık alanlar görmek, değil mi? Kesinlikle. Bununla ilgili hatıralarınız vardır mutlaka. Yani birçoğu zaman vardır, olmuştu. Hiç bilmediğimiz yerlere gittiğimizde, bir yeri işte bir arabayla giderken görmek var, bir de bisikletle giderken görmek var. Yavaş ve ahenkle giderken, oradaki arabayla giderken göremediklerinizi bisikletle çok daha rahat veya farklı açılardan görebiliyorsunuz. Bu da orayı tanıma anlamında, bilme anlamında çok daha etkili oluyor ve farkındalık yaratıyor insana. Bisiklet her spor dalında olduğu gibi bisiklet de sağlık açısından büyük bir ek yapıyor insanın vücudu üzerinde. Hareketin olduğu yerde bereket vardır derler. Evet. Bisiklet sağlıklı ve kaliteli bir yaşam demek olsa gerek. Kesinlikle, yani hareket varsa sağlık vardır. Bu hareketle, bisikletle hem eğlenceli hem de keyifli oluyor. Sağlık için yaparken de eğlenmek var bu işin içinde bisikletle. Bir yerleri keşfetmek var. Bir yerleri görmek var aslında. Sadece sağlık için olmamış oluyor aslında. Birçok amacı bir arada barındırmış oluyor iki teker bisiklet. Yani herkes imkanları boyutunda, bütçesi boyutunda bu işi yapabilir. Bu işi zorunluluk değil de hem eğlence hem de sağlık açısından düşünürse hareket etmek için bir bahane olarak da kullanabilir bisikleti. İnsan sağlığına ilgili etkiler nelerdir? Ondan birkaç tane örnek verebilir misiniz? Yani öncelikle kardiyovasküler sistem dediğimiz vücudun dolaşım sistemini, kalple alakalı sistemleri çalıştırıyor. Bunun haricinde işte vücudun alt ekstremite dediğimiz bölge ağırlıklı olmakla birlikte üst ekstremiteyi de çalıştırıyor. Kollarını çalıştırıyor, omuzlarını çalıştırıyor. İşte karın kaslarıydı, bel kaslarıydı ve aşağıdaki bacaktaki bütün kaslarını çalıştırabiliyor bu vesileyle. Bütün vücuduna etki yaptık dedik. Bir de bisikletin açık havada olması bu sağlık açısından tetikleyici unsurlardan. Tabii ki. Oksijen bu. Yani bol oksijen. Oksijen olmadan sporun da çok anlamı olmuyor. Bu vesilede aslında dışarıda binebiliyor olmak ya da dışarıda yapılan bir spor olması bu anlamda çok daha etkili. Oksijeni daha fazla kullanıp daha etkili hale getirmiş olabiliyoruz. Hem bu bisiklet binmeyi egzersiz olarak düşündüğümüzde çok daha verimli olmuş oluyor. Mustafa abi, bisiklet binerken pozitif enerji sarf ediliyor. Bu şeye benziyor. Yani spor yapmaya tesise gelen bir kişi yaptıktan sonraki yüz ifadeleri olsun, duyguları, hisleri olsun. Şu anki pozisyon da o. Ya Ahmet hocam, bıraksan da gidip biraz bisiklet binsek, heyecanı yaşasak. Yani aslında biraz öyle herhalde. Bu iş yaşamak gerekir. Burada ne kadar anlasak, ne kadar ifade etmeye çalışsak da üzerine binip pedalı çevirmediğimizde, o rüzgarı hissetmediğimizde bunu çok fazla ifade edememiş oluruz. Yaşamak lazım. Biz de bu nebzede herhalde yaşadığımızda hissediyoruz bunu daha çok. Oturmak, durağanlık çok bize göre olan bir durum değil anladığım kadarıyla. Biz yaşayarak ifade edebiliyoruz. Göstererek, yaşarken gösterebiliyoruz herhalde. Çok güzel. Mustafa Bey, bisiklet binen kişi sadece bacaklara yük biniyormuş gibi gözükse de sanırım sadece hareket edilen ayaklar değil, kısaca vücudun her bölgesi hareket ediliyor. Kesinlikle. Aslında sadece alt taraf değil, sizin de dediğiniz gibi. Üst taraf da kesinlikle fazlasıyla çalışıyor. Bu gerek kol kaslarımız, bilek kaslarımız, omuz kaslarımız, hatta karın ve sırt kaslarımız da, bel kaslarımız da gerektiği kadar çalışıyor yani. Sadece bacaklarımız, bacak kaslarımız değil aslında. Diğer vücudumuzun üst tarafı da fazlasıyla çalışıyor aslında. Bir de bisiklete bindi mi bir heyecan kaplıyor insanı. Bir an önce yol alalım, daha çok yol alalım ama bazen de çok uzun yola gidiyorsun, dönüşü biraz sıkıntılı oluyor. Herhalde kurallı, programlı yapmak lazım. Kesinlikle yani. Bisiklete geldiğiniz zaman ya da elinize aldığınız zaman bir an önce binip bir yerlere gitmek, bir hareket etmek istiyorsunuz. Öyle bir dürtü oluşturuyor insan üzerinde. Haliyle bunu da belirlerken gideceğiniz mesafeyi, geri gelişi de düşünmek lazım. O aşka kapılıp, o şevke kapılıp kendinizin durumunu, potansiyelini unutmamak gerekir. Unutursanız da biraz işte geri dönüşü biraz zorlayıcı olabilir. Keyfi biraz belki kaçırabilir ama
Onun keyfi de daha sonradan çıkar aslında. O da ayrı bir keyiftir doğrusu. Hiç beklemediğinizden fazla bir mesafeye gitmek, fazla yol kat etmek, sonra geri gelirken zorlanmak, o zorlanmanın getirdiği ağrılar daha sonrasında emin olun çok daha keyifli olacaktır. Siz bisiklete binin ve kendinizi ona bırakın aslında bazen. Bisiklet sizi götürür. Kesinlikle. Diyor ya, gönlünüzün gittiği yere gidin. Kesinlikle. Sağlıklı yaşam için 10 bin adım diyor. 35-50 evet. dakika arasında egzersiz diyor. Bisiklet olayları herhalde kişiden kişiye değişmesi lazım. Kesinlikle. Yani sporun her branşı aslında kişiden kişiye değişebilir. Bu sağlıkçıların, uzmanların, doktorların belirttiği süre aslında tamamen hayatında spor olmayan kişilerin en azından bir aktivite olsun diye bir 45-50 dakikalık bir yürüyüş veya bir aktivite yapmaları önerisi. Ama bisikletle alakalı durum kişinin performansına, antrenman seviyesine göre, buradaki bisiklete binmedeki amacına göre değişebilir. Bu 3 saat de olabilir, bir gün boyu da olabilir, 2 saatlik de olabilir. Kişinin durumuna göre değişebilen bir şey aslında. Yaş sınırı koymuyoruz herhalde. Yani yürüyebiliyorsa binebilir, yaşıyorsa binebilir aslında. Doğduğundan işte 2-3 yaşından 90-100 yaşına kadar binebilir yani. Şimdi ben diyorum ki doktora gidip de size bir reçete yazıyor ama reçeteye yazamadığı bir tane şey var, ilaç var. O da hareket ve egzersiz, spor. Kesinlikle. Bisiklette bunu herhalde dahil edebilirsin. Kesinlikle yani. Yürümeyi nasıl insanların birçoğu yapabiliyorsa, bisikleti de binmeyi bilen herkes yapabilir aslında. Yapması da gerekir. İşte yürüme sıkıcı olabilir. Bisiklet bunu bir alternatif olarak da kullanılabilir, hareket egzersiz anlamında. Ve aynı zamanda daha önce de belirttiğimiz gibi, yani sadece bir egzersiz, bir hareket değil, aynı zamanda bir eğlence de olabiliyor insan için bisiklet. Aynı zamanda bir ulaşım aracı değil mi? Kesinlikle. Bir yerden bir yere varmak için de kullanılabilir. Birçok işi bir arada görebilir yani. Bir bisiklete niyetlendik, yola çıkacağız. Bisiklet diye bisiklete binen kişinin yanında bulunması gerekenler neler olmalı? Teknik yani, bir konu yoksa? Teknik bir konudur ama biz kendimiz için ne alıyorsak onlardan bahsedebiliriz en azından. İşte bir pompaydı, yani yedek, şamyel ya da yama malzemeleri olabilir. Bu tabii ki gideceğiniz yolun sürecine de yakın bir mesafe mi, uzak bir mesafe mi, ona göre de değişebilir. Bir günlük bir tura mı gideceksiniz yoksa birkaç saatlik bir tura mı gideceksiniz, buna göre de değişebilir. Uzak bir tur ise işte yedek kıyafetler ve tamiratla alakalı en basit takımlar alınmalıdır. Yamayla alakalı dediğim gibi yedek şamyel olabilir, yama malzemeleri olabilir. Pompa olması lazım mutlaka. Yakında olsa, uzakta olsa olmasında fayda var. Bir de bisiklete binerken sağlık için spor diyoruz, hareket diyoruz, egzersiz diyoruz ama dikkat evet. edilmesi gereken hususlar da var değil mi? Sağlık elde etmek için sağlığımızdan olmamız lazım. Kesinlikle. Yani hiç bilmiyorsak bu işle alakalı bir uzmandan mutlaka kendimize göre bir bisiklet seçiminde destek almalıyız, yardım almalıyız mutlaka. Onun haricinde kendimize göre, kendimize uygun bir bisikleti aldıktan sonra da kullanmayla alakalı da bir bilgimiz yoksa, işte gerek sele yüksekliği, pedal boyuydu, bunlarla alakalı da mutlaka bir destek almak lazım ki işte pedalı bastığımız yerin şekli, şemali, direksiyonun tutuş şeklimizle alakalı da mutlaka bir bilgi almak önemli. Yoksa bunu yaparken işte yürüyüşü de yanlış yaparsak ya da sporun birçok branşını yanlış yaparsak kendimizi sakatladığımız gibi bisiklette de aynı şey olabilir. Onun için mutlaka bilmiyorsak, bu işle alakalı bir tecrübemiz, deneyimimiz yoksa bir uzmandan kısa olsa da bir bilgi almak faydalı olur. Evet, geçmişte yazıştığınız bir anınız var mı? Yani ben çok iyi bisiklet, aynı şeye benzer. Bir şoför ne kadar yılların şoförü olsa da, araba kullansa da bir dikkatsizlik, aynı dikkatsizlik götürür. Yani hatırlamak belki istemezsiniz tabi o anda, tatsızlıklar mutlaka yaşamışsınızdır. Mutlaka, yani çok hatırlamak istemem şahsım adına böyle olumsuzlukları ama böyle kendinize çok güvendiğiniz, çok iyi yapıyorum, bu çok alıştığım bir
alet ya da bisiklet dediğimiz anda mutlaka bunun bir faturası oluyor yani. Bu bazen uzun süreli bir acı çekme, bazen kısa süreli bir acıya dönüşebiliyor. Sonuçta bu yürürken de, koşarken de olabilecek şey. Bir de bir alet kullanırken bu özgüven, gereğinden fazla özgüven insanın başına birçok sorun açabiliyor yani. Bir de insana özgüven dediğinizde kişi tamam kendine çok iyi güvenebilir. Ama karşı tarafa güvenmemek lazım. Yani değil mi? Yani adamın hatası sizin belki de bu güvendiğiniz noktayı ortadan kaldırabilir. Tabii ki. Ben burada aslında sadece bir bisikletle, araçla şahıs arasındaki durumu anlatmaya çalıştım ama bunun bir de karşı tarafı var. Bu araç tarafı ya da yaya tarafı ya da başka bir binek tarafı var. Sadece kendimize veya aletimize, aracımıza güvenmemiz yetmiyor. Etrafa da duyarlı ve çok aşırı dikkatli olmamız gerekiyor. Yani özellikle büyük şehirlerde, metropollerde bu çok daha aşırı dikkat gerektiren bir araç. Zaman zaman Avrupa Hareket Haftası diyoruz. Halbuki insanın sağlığı için önemli olan her şeyi bir plan çıkarmak gerekir. Herkes organizasyonlar yapıyor. Sağlık açısından devlet bu konularda projeler geliştirmeleri, özellikle bu hususta söyleyeceğiniz bir şey var mı? Hayat, yaşam tarzı diyoruz kişiler için ama devletin de buna imkan tanıması lazım. İşte bisiklet yolları olsun veya değişik alternatif seçenekler. Yani insan yapmak istediğinde illaki bir sebep, bir bahane bulup bunu yapabiliyor. Ama devletin politikaları ya da uygulamaları bu işi daha kolaylaştırabilir, daha keyifli ve daha çok kişiye ulaşma anlamında kolaylık sağlayabilir. Gerek bisiklet yollarının yapılması, var olan yollara bisiklet yollarının eklenmesi ve bununla alakalı teşvikler devlet politikasıyla kullanan kişi sayısını, kullanmasa da kullananlara kişilerin saygılı ve duyarlı olmasını devlet politikası daha kolay hale getirebilir. Bir de bugünlerde yeni yönetimlere baktığımızda Şehircilik ve Çevre Bakanlığı teşvikle bisiklet yolları açılıyor. Özellikle kentsel dönüşümler yapılıyor. Bunlar herhalde yapılırken bisiklet yollarda bu dikkate değer, kayda değer olması lazım. Kesinlikle. Bildiğim kadarıyla devlet politikası olarak ilçe belediyeler, büyükşehir belediyelerine bununla alakalı özel talepler ve uygulamalar isteniyor. Yeni yapılan yerlerde mutlaka bisiklet yollarının eklenmesini ya da bisiklet yolları belli bir mesafede ise onun mutlaka artırılmasıyla alakalı projeler isteniyor, bekleniyor bildiğim. Hocam 30-35 sene önce bisiklete başladınız ve halen devam ettiğini diyorsunuz. Şimdi dinleyiciler de merak edebilir. Bisiklet yolları, kulvarları, bölgeleri. Sizi en cezbeden, unutmadığınız bölgeler var mı insanlara tavsiye edeceğiniz? Yani İstanbul'da, Anadolu yakasında özellikle sahil bölgesi bu işle alakalı çok uygun. Birçok kişinin bindiği ve düz bir yol olması sebebiyle de yorucu olmayan ve yeni başlayan için de keyifli bir yol olabiliyor. Son soruma girmeden önce de böyle bir bisiklet seyahatinizde unutamadığınız bir yer. Ne yapıyorsunuz? Nereye gidiyorsunuz? Gitmeniz yere bisiklet sayesinde görme fırsatı buluyorsunuz. Bisiklet yanınızda sanki bir arkadaşmış gibi. Yanınızda götürüyorsunuz. Öyle bir seyahatiniz şey yapabilir misiniz? Bir otobüse mi biniyorsunuz veya başka türlü yöntemlerle mi ulaşıyorsunuz? Yani bisiklet dediğiniz gibi aslında bir arkadaş gibi. İşte bu arkadaşlık bir yere oturduğumuzda bir şeyler yemek için, içmek için oturduğumuzda o da bir arkadaşımız gibi, bir yarenimiz gibi yanımızda duruyor. Gözünüzün önünden ayırmadan o da bir yanımızda bize eşlik ediyor aslında. Bir arkadaş oluyor bir nevi. Yani bu hiç bilmediğimiz yerlere de bisikletle gittiğimiz zamanlar oldu. Gecenin karanlığında bisikletimizin ışıklarıyla, aydınlatmasıyla da gittiğimiz yerler oldu. Her zaman bildiğimiz yerlere değil, bazen hiç bilmediğimiz yeni yerleri keşfetmeye gittiğimiz oluyor. Bazen de işte bilen bir arkadaşın belki 15 sene önce, 20 sene önce bildiği bir yeri yeniden bisikletle bir keşfe gittiğimiz oluyor. Bunların hepsi ayrı bir keyif. Bildiğimiz devamlı gittiğimiz yere gitmek ayrı bir keyif. Bilmediğimiz, hiç gitmediğimiz yerleri keşfetme
keşfetmemiz de ayrı bir keyif oluyor aslında. Mustafa Bey, demek ki sağlık ve huzuru uzaklarda aramaya gerek yok. Belki de o hemen yanı başınızda. Dolayısıyla bisiklet bu mutluluğa, huzura götürecek bir araç. Söylerken de bayağı bir keyif aldınız. Zaten görüntülerde de verdik siz bisiklet binerken nasıl zevk aldınız, adrenalin salgıladığını, mutluluk hormonunu salgıladığını. Eklemek istediğimiz bir şey var mı başka? Yani hareket etmek lazım. Bu hareket içinde insanlar kendine değişik bahaneler bulabilmeli. Bu koşmak içinde, yürümek içinde ya da herhangi bir spor branşını yapmak içinde kendine bir bahane bulması lazım. Bisiklet de bu hareket etmek için bir bahane olabilmeli ya da bir insanların bunu bir denemesinde fayda var. En iyi kendine bir alışkanlık haline dönüştürebilir. O keyfi aldığında, o zevki aldığında bisikletle, bir yerden bir yere gittiğinde ve orada bir terlediğinde, o endorfin salgıladığında vücut, ona belki de bağımlılık yapacak bir hale dönüşebilir. İnsanların denemesi gerekiyor. Denemesinde bir fayda var. Hiç bilmiyorsa, biliyorsa da mazeretlere, bahanelere sığınmayıp kendine yapmak için bahaneler, sebepler üretmeye çalışmalı. Mustafa Bey, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Her şey için. Sloganımız var mı bisikletle ilgili? Hareket et. Yani sadece bisiklet için değil aslında. Tüm spor için ya da tüm branşlar için, hareket etmek için bahane olsun. Nice hareketli, nice sağlıklı günler diliyoruz. İnşallah.